bazıları şöyle diyor. İsrail saldırmaz çünkü Türkiye NATO üyesi. Külliyen yalan, külliyen yanlış. Neden? Türkiye NATO üyesi doğru ama İsrail Türkiye NATO üyesi olduğu için saldırır veya saldırmaz değil. Şunu diyor onu söyleyenler. Efendim NATO 5. madde gereği Türkiye yardım eder. Hayır. NATO'nun 5. maddesi, ben NATO'da görev yaptım. NATO'nun 5. maddesi otomatik olarak devreye girmez. NATO üyeleri toplanır, 32 ülke masada toplanır. Oy birliğiyle 5. maddenin Türkiye'ye çalıştırılmasını onaylar veya kabul eder. Oy çokluğu AB... yetmez değil mi paşam? Hayır. Ya ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye için İsrail'e karşı savaş açmak için onaylar mı? Yani Kendileri çünkü. ABD, NATO İsrail'e savaş açsın. Böyle bir şey onaylar mı? Bunu söyleyenlere anlayamıyorum. Bunu söyleyen NATO üyesi olduğu için 5. madde. Tabii bilmiyorlar. 5. madde otomatik çalışmaz ama otomatik çalışsa bile diyelim. Hangi NATO üyesi İsrail'e karşı Türkiye ile beraber savaşacak? Yok öyle bir durum. Onun Evet için paşam. Türkiye Emre abi bir ekonomisini düzeltmeli, cepheyi kuvvetlendirmeli. Sığınmacı ve göçmenleri hiç gecikmeden ister ülkelerine ister Avrupa'ya geri kabul anlaşmasını iptal ederek gitmeli onlar. Ve eğer İsrail'i bir tehdit olarak görüyorsa Sayın Cumhurbaşkanı söylediği gibi o zaman Kürecik radarını elbette kapatmalı. Ama kapatır mı sorusunun cevabı hayır. Çünkü Türkiye S-400 aldı. S-400 aldığı için F-35'lerden oldu. Sonra gitti ABD'ye dedi ki ben S-400 aldım ama ya bana F-16 verin dedi. ABD'de F-16 veririz dedi. Biden oyaladı. Türkiye'yi kandırdı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet dedirtti. Sonra Biden dedi ki Kongre ile problemimiz var dedi. İlgileneceğim dedi. Sayın Cumhurbaşkanı da arada bir Biden'a tekrar söyledim şeklinde açıklamaları var. Halbuki tarih tekerrür. Kenan Evrenpaşa'yı da general kandırmıştı, ABD'li general. Dedi ki NATO'nun Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadından dönüşünü onaylayın, vetonuzu kaldırın dedi. Yunanistan size Avrupa Birliği ile ilgili destek sağlayacak dedi o zaman. Sonra Evrenpaşa onayladı. Yaptığı işlerden biri de bu. En büyük stratejik hata. Sonra Evrenpaşa anları da diyor ki bize asker sözü verdi. Sözünde durmadı diyor. Ya bunun asker sözü mü olur? Böyle bir... Hayır mı hocam? Hani aslında bitirecektim ama anlatınca siz bunu şu aklıma geldi. Peki Türkiye, Türk tarafı olarak, Türk ordusu olarak, Türk savunma sanayine hizmet veren kuruluşlar olarak üst Evet. üste işte çeşit çeşit uçaklar üretiyoruz. En son Kızıl Elma seri üretime geçti diye bir haber Evet, düştü evet, basına. evet, Ya bunlar acaba hani iyi niyetle soruyorum. Türkiye evet bir taraftan böyle oyalanıyor ya da oyalıyor gibi gözükse de alttan alta da olası bir büyük savaşa karşı da içeride Türk ordusunu güçlendirecek hamlelerini yapıyor diyebilir miyiz? Elbette, elbette. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri köklü tarihe sahip bir silahlı kuvvet. 2235 yıllık tarihi var Türk Silahlı Kuvvetleri. Elbette Türk Silahlı Kuvvetleri'ne buna yönelik eğitimler, buna yönelik bizim görmediğimiz kendi içlerinde tatbikatlar, eğitimler yapılıyor. Buna silah sistemleri geliştiriliyor. Yani tankların zırh sisteminin güçlendirilmesi çalışmaları problem. Bizim Türkiye'deki savunma sanayi gerçekten güçlü. Takdire şayan. Bakın onu söyleyelim. Bütün bunlar yapılıyor elbette. Fakat bunlarla birlikte siyaset makamının şu stratejik hataları yapmaması lazım. Yani F-16'yı alınca İsveç Finlandiya onaylaması lazım. Eğer F-35'ler çok önemliyse S-400'ü almaması lazım. S-400 alıyorsa F-35'lere ihtiyaç yok demek demesi lazım. Ben o noktadayım. Yoksa Türk ordusu elbette çok güçlü. Yani İsrail diyelim mevcut yeteneklerle herhangi bir delilik yaptı, saldırdı. Türk ordusu elbette Suriye'ye, başka İran'a, buna benzer ülkeye benzemez. Ama şu var. İsrail demek sadece İsrail demek değil Orta Sıkıntı Doğu'da. burada zaten. Sıkıntı burada. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, belki Kanada, Avustralya, belki Polonya ve Yahudilere sempati duyan bütün Batı ittifakındaki ülkeleri. Ama şunu unutmayalım. Türkiye'ye bir saldırı olursa ki ben İsrail'in ve ABD'nin saldıracağını sanmıyorum. Çünkü söyledim o haritanın gerçekleşmesi için gerek yok. İçeride çeşitli protestolar, sokak yürüyüşleri ve buna benzer istikrarsızlık oluşturur. Ekonomiyi kötüleştirir. Buna benzer mekanizmaları var. Fakat şunu söyleyelim. Saldırmaz ama
Bu İran'dan sonra sıranın Türkiye'de olduğunu, bu coğrafyada olduğunu Türkiye farkına varmalı. Ben onu diyorum. Onu diyorum. Peki ya Türkiye olası böyle bir ittifakta tuttu dedi ki ben buna izin vermiyorum. Sınırımın dibinde böyle bir yapılanmaya izin vermiyorum dedi. Daha önce Elbaba falan girdiği gibi Evet. tuttu Türk ordusu ciddi bir operasyonla Irak'ta da Suriye'de de Sayın Cumhurbaşkanı çünkü bundan bir 3-4 ay önce demişti bu yaz bu işi bitireceğiz demişti hatırlarsanız. Irak için özellikle Kandil için söylemişti. Tuttu İsrail'in bu oyununu devlet görüyor görmüyor değildir muhakkak da oyununuzu gördüm bozuyorum dedi. Girdi. Böyle bir durumda o dediğiniz koalisyonla kafa kafaya gelir mi sizce? Eğer İsrail'in güvenliğini tehdit ederse ve İsrail'in hedefini Suriye'de engellerse o koalisyonla önce şöyle gelir. Ambargo, şiddetli bir ambargo yaptırım uygulanır. Ekonomik ve silah sistemine dayalı. Bütün ambargo uygular. İkincisi, NATO mekanizmasından sizi tamamen dışlar. Yani çıkarma hakları yok anlaşmaya göre. Siz çıkarsınız ama NATO üyesi değilmiş gibi davranır. Üçüncüsü de bütün beşinci kol faaliyetini yani hibrit savaşı kullanır. İçeride PKK terör örgütü, IŞİD, El-Kaide, Uyuyan hücreler uyanır diyelim. radikal örgütler, işte protestolar, yürüyüşler, çeşitli yerlerde kundaklamalar, iç karışıklık çıkartır. Evet. Çok iyi. Böyle olur maalesef. Yani ABD'nin değişmeyen stratejisi, politikası bu. Ama şunu Türkiye bilmesi lazım. Türkiye eskiden ABD ve Batı için çok değerli stratejik bir güçtü. Ama artık Türkiye ABD ve NATO için vazgeçilmez değil. Neden? Çünkü Yunanistan'a doğru kaydırdı. Doğu Avrupa'nın hepsi NATO üyesi oldu. Bir de şunu unutmayalım. Dünyanın en fazla göçmenine ev sahibi yapan bir ülkeyi hiçbir Batı ittifakı artık kabul etmez. Evet. Yani Avrupa Birliği Avrupa hayalini Birliği size söylemiştim. deniyor ya, bazıları diyor Avrupa Birliği'ne üye olacak falan. Bu hayalden öte Mümkün bir değil. olay. Çünkü Mümkün değil. dünyanın en fazla göçmenine ev sahibi yaptığınızda Avrupa Birliği kendi menfaati için anlaşma yapar sizinle, geri kabul anlaşması, ama kendi içinde riskli ülke statüsüne koyar sizi. Sizi hiçbir yere almazlar. Onun için ben en fazla onun üzerinde duruyorum. Yani bu göçmen sığınmacı problemini, stratejik beka sorunu çözerse Türkiye, zaten ekonomisi, huzur, iç cephede sağlamlık, insanların rahat Otomatik olur. rahat dolaşması yavaş yavaş sisteme girer zaten. Ben siyasi yelpaze ile ilgili değilim. Ben Türkiye'nin ulusal çıkarları ve ulusal güvenliği ile ilgiliyim. Ama şunu söylüyorum, muhalefetin de tabii bu konuda proje üretmesi gerekiyor. Muhalefetin uyanması lazım. Evet. Muhalefet bu kafayla giderse biz daha böyle burnumuzu pisliğin içinde çok Evet. dolandırırız. Tarih ulusların tarlasıdır. Bir ülke bu tarlaya ne ekerse gelecekte onu biçer. Evet. Bizim gelecek kuşaklara bir borcumuz var. Çünkü biz bu ülkede tertemiz, özgür bir şekilde yaşıyorsak, bu mavi denizin yanında, mavi gökyüzün altında rahat nefes alıyorsak, bize bu vatanı kanlarıyla yeşerterek emanet edenlere borçluyuz. Bizim gelecek kuşaklara bu vatanı böyle devretme borcumuz var. Bu kutsal bir borçtur. Bu kutsal